Hong Kong'daki bir kız çocuğu kendi ikizine hamile olarak dünyaya geldi. Her ne kadar kulağa yalan bir haber gibi gelse de bu haberin doğruluğunu araştırdık ve sizin için dünyada eşi benzeri görülmemiş bu olayı karşınıza getirdik. 2010 yılında Hong Kong'daki Queen Elizabeth Hastanesi'nde doğan bebek doğduğunda içinde ikinci bir fetusa sahipti. Gazete manşetlerine bomba gibi düşen bu olay peki nasıl gerçekleşmişti? Bu Tanrı'nın bir armağanı mıydı yoksa kıyametin habercisi mi? Ortaya birçok teori ve dedikodu atılsa da doktorlar bu olayın bir bilimsel açıklamasını yapmayı başarmışlar. Gelin hamile bebeğin anne karnındaki günlerine daha detaylı bir şekilde bakalım. Hamile bebeğin doğum öncesi ultrasonu sırasında doktorlar fetüs içerisinde şüpheli bir kitle fark etmiş. Ancak bu kitlenin ne olduğundan tam olarak emin olamıyorlarmış. Doğumdan sonra bebeğin gizemli kitlesinin bir tümör olduğu düşünülse de işler bambaşka bir boyuta evrilmiştir. Bebeğin doğduğu Queen Elizabeth Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı ve jinekolog olan Dr. Hugh Kaiman, minik bebek henüz 3 haftalıkken bebekte tümör olduğunu düşünerek bir ameliyat gerçekleştirmiş. Ameliyat sırasında tümör bulmayı bekleyen doktorlar büyük bir şok yaşamışlar. Ve bebeğin karaciğeri ve böbrekleri arasında 2 tane fetüs bulmuşlar. Fetüs içinde fetüs adıyla tıp literatürüne girmiş olan bu hastalık dünyada sadece 500 bin doğumda bir gerçekleşen olaymış. Genellikle doktorlar yeni doğan bebek içerisindeki küçük fetüsü bir tür tümör olan teratom olarak kabul ediyorlarmış. Fakat bu bebekte görülen durum bir hayli farklıymış. Tıp tarihinde bu bebeğin öyküsüne benzeyen yaklaşık olarak 200 vaka yaşandığı bilinmekte. Aslında daha geriye gidecek olursak 2006 yılında buna benzer bir örnekle daha karşılaşmak mümkündü. Nazi adındaki 2 aylık Pakistanlı bir kız içinde büyüyen ikinci bir fetüsle birlikte hastaneye kaldırılmıştı. Yeni doğan bebeklerde nadir rastlanan bu durumda bu fetüslerin anne karnındaki diğer ikizlerin kalıntıları olduğu düşünülmekte. Bu vakada da karşılaşılan fetüslerin bir tanesi 8 gramken diğer fetüs ise 14 grammış. Doktorlar bebeğin karnında bulunan bu fetüslerin ne yazık ki hamileliğin 8 ile 10. haftalarında büyümeyi kestiklerini açıklamışlar. Ek olarak fetüslerden her ikisi de yeni doğan bebeğin vücudundaki bir kitleye bağlı olan göbek kordonuna sahipmiş. Peki nasıl olmuştur da anne karnındaki bir bebek diğer iki kardeşini hamileliğin ilk haftalarında yutmayı başarmıştır? Pittsburgh'da kadın doğum uzmanı olan jinekolog Dr. Darian Birch, hamileliğin başında henüz anlamadığımız tuhaf şeylerin görülebildiğini, tıbbın bu konular hakkında halen çaresiz olduğunu belirtmiştir. Hong Kong'da görülen bu vakada doktorlar bebeğin karnında bulunan iki fetüsün böyle durumlarda gelişene kadar büyüyebileceğini fakat bu vakada daha ilk haftalarda hayatlarını kaybettiklerini söylemiştir. Ancak Hindistan'da buna benzer yaşanan bir olayda ikiz kardeşinin karnında dünyaya gelen bir bebek hayatta kalmayı başarmıştı. Hindistan'ın Mumbai yakınlarındaki Thane şehrinde 19 yaşındaki Mumra isimli genç bir kadın tıp literatürüne geçen bir doğum gerçekleştirmişti. Tıpkı Hong Kong'daki doğuma benzer bir doğumda doğumdan sonra dünyaya gelen bebeğin karnında ikiz kardeşini taşıdığı saptanmıştı. Fakat diğer vakadan farklı olan bu olayda bebek karnındaki diğer bebek başarılı bir ameliyatla alınarak hayata gözlerini açmıştı. Bebeğin karnından alınan mucize bebek 5-6 cm boyunca 150 gram ağırlığında beyninin tamamı, kolları, bacakları tamamen sağlıklı bir şekilde doğarak tüm doktorları hayrete düşürmüştü. Peki siz bu mucizevi olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz.